Herkese merhabalar. Yeni bir hafta sonu ligi bölümüyle daha karşınızdayım. Son bölümde bildiğiniz gibi defansımız kalmamıştı. Bu hafta sonu da La Liga görevi var. Güzel bir kadro kurdum. 8 tane La Liga oyuncumuz var. Defansı da az çok toparladık. Zaten paramızı görüyorsunuz. Para da kalmadı. Son paramızı defans oyuncularına yatırdım. Bakalım, umarım güzel bir hafta sonu ligi bölümü olur. Şimdi maçlara geçelim. Evet, o son bölümde Muriel falan gelmişti hatırlıyorsanız. Ben hala akıllanmadım. Ve şu 88 artı 5 görevini de yapacağım. Yani iyi bir şey çıkma olasılığı bence var. 88 artı sonuçta. Kadro da hazır zaten. Casemiro falan çıkmıştı. Bunları veriyorum. Insigne'miz vardı. Diğerleri zaten. Godin falan 83-82. Hepsini veriyorum. Zaten kullanmayacağım. Yani Muriel'de Douglas Costa var. Alessandrini falan var yedek olarak. Tavernier de var. Bakalım, verelim. Belki buradan bir şey gelir. Evet, Footies birinci takımdan en az 88 ratingli 5 oyuncu. Bakalım kim geliyor. Çok merak ediyorum şu anda. Ne bu? Salah geldi. Yani Muriel verip Salah aldık. Arkası önemli. Yani fena değil ama Salah iyi. En azından yedekten girer. Ama tabii ki bir istediğimiz değil. Değil. Kesinlikle değil. Evet, kadromuz bu şekilde. Di Maria'yı yapmıştık zaten. Fekir çıkmıştı. Fekir'i ekledik. 1, 2, 3. Arkası da 5, 8. Kalede Vaçlik oynayacak mecburen. Yuri ile iyi defans yapıyorduk. Yuri'yi aldım. Alex Moreno'yu aldım. Çok beğenmiştim bu kartını. Bayağı iyi iş yapmıştı bizde. Yani kötü bir kart değil. Dayanıklılık falan 99. Gölge basılı zaten. Böyle. Evet, ilk maçımıza geçiyoruz. Formaları da değiştirdim. Bakalım nasıl bir rakip geliyor. Evet, La Liga görevi yapılıyor. Güzel. Penaltı. Evet. Ne yapacağız penaltıda? Abi penaltı ben şeyleri ayarlamıştım, rolleri. Bu niye değişiyor ya? Bu oyunda gerçekten bir sorun var. Ne yapacağız? Güzel. Ama Yuri'nin onu alması gerekiyordu ya. Bildiğin kickoff golü yedik şu anda. Di Maria, ama kim attı golü? Di Maria mı? Yok, Fekir. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kadar şans çok fazla ya. Daha ilk maç, ilk. Bu kadar. Di Maria. Güzel. Buradan peki yazmadım mı ben Di Maria ile? Her şeyi 99. Bence ben attım. Hem de şöyle ayak dışı. Tertemiz gol olabilir. Evet, rakibimiz geldi ama ping bayağı bir kötüydü. Zaten belli bağlantı yerlerde. Gayet hoş bir takım. Ronaldinho, ne yaptın öyle ya? Bu nasıl bir sevinç?
Zombi sevinci miydi? Evet. FIFA 22 ile alakalı videoda istemiştiniz. Yani ona baktım da abi ben gerek duymadım gerçekten. Yok işte 4000 yeni animasyon falan filan eklendi. Yani bunlar istediğimiz şeyler değil ha. Mesela bu tabii 1-2 yine olacakmış galiba. Bu olduktan sonra isteseler 4000 tane animasyon eklensin. Yine otoblok çok güçlüymüş. Ha yani bunlarla olmaz ki zaten. Yani şuraya bak. Yani. O yüzden o videoyu çekmeyi de gerek duymadım. Yani her sene aynı şey çünkü. Hep böyle bir iki tane bir şey oluyor. Belli yani yine bu sene otobloklar çok güçlü olacak. Animasyonlara çok girecekmiş. Yani daha hızlı. Mesela oyuncu pas alırken falan daha hızlı dönecekmiş falan filan da abi. Hikaye. Yani ben oyun oynanışını da gördüm yani gameplay'ini de gördüm. Yavaş görünüyor yine bilmiyorum. Umarım öyle değildir ama. Çok fazla bir beklentiye girmeyin. Oğlum her vurduğu gol oluyor bu adamın. Adam iyi oyuncu bu arada. Kötü değil de yani her vurduğu gol oluyor. Baksana yani bu bir için mesela. Şimdi bir tane şey getirmişler Speed Boost diye. Onu yapıyorsun. Böyle birden hızlanıyor. Bu senenin yani FIFA 22'nin şeyi belli oldu. Spamlanacak hareketi. Ama onun üzerine açıklama da yaptılar. Bunun işte spamlanmasını önlemek için sürekli olmayacakmış falan filan da abi. Yani... Bir kere yaptıktan sonra ne anlam var ki? Birici de bir kere yapıyorsun, gol atıyorsun. Yani öyle bir hareket getirmeleri saçma bence. Yani oyunu daha da düzelteceklerine yine hala böyle meta hareketler getiriyorlar. Adam birici 10 kere yapıp geçmiyor ki, bir kere yapıyor, baga sokuyor seni, geçiyor. O yüzden çok umutlanmayın FIFA 22 konusunda. Ben hiç umutlu değilim çünkü. Yine çıkacak. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ne spamlanması gerekiyorsa onu spamlayacağız. Ha, bu sene bir içti mesela. Ben hiç kullanmadım. Hala da kullanmıyorum. Benim kendi gözüme gelen hoş hareketleri yapmaya çalışıyorum. Elastico gibi. Ondan sonra Reverse gibi. Hocus Pocus falan. Rabona Fake. Ha, bir şekilde kendi oyunumu oynamaya çalıştım ama yani FIFA 22 nasıl olacaksa ona göre oynayacağız tabii ki. Önemli olan oyuna çabuk alışmak. Watchlik de hiç tutmuyor ya. Evet rakibimiz geliyor. Güzel bir İspanya kadrosu. İlerisi Almanya. Gayet iyi. Çok iyi oynadık. Harbi çok iyi atak. Güzel. İyi oynadı. Bir kere yersin, iki kere yersin de üçüncüyü yeme be. Tertemiz kickoff. Tertemiz. Tertemiz ya. Hiçbir açıklaması yok. Tertemiz kickoff. Yani şimdi bu oyunda bunlar kalkmadığı sürece yani istedikleri kadar animasyon eklesinler. Yok işte birkaç kaç milyon tane bir şey eklemişler saçma sapan. Bomboş yenilikler ya. Asıl şeyi çözmüyorlar abi. Yani sene başından beri şu bridge şeyini çözemediler. Şu kickoff olayını kaç yıllardır bak kaç yıllardır çözemediler. 90 artılar 120 altılar. Sonra gelmişler orada 4 kişi toplanmış açıklama yapıyor bomboş.
Çözüm sunun kardeşim millete. Baksana kutunya ağırlıktan ölecek ya. Vallahi ölecek abi, adam ağırlıktan hareket edemiyor. Evet, rakibimiz geldi. İngiltere kadrosu. Yani çok çok iyi bir takım değil. Güzel, iyi başladık. Kickoff falan her şey var. Ama tabii şimdi bizim de orada bir yerimiz var yani. Üç adam arasından çıktık. Oy fikir. Bunun plaseleri var galiba ya fikirin. Çıkıyor mu? Evet çıktı. Evet, 96 Neymar, 96 KDB, Di Maria. Defansa harika. Vivaldo var, Mateus var, Hazard falan. İyi kadro. Dikkat. Oo abi, ama o işte Neymar'ı öyle bırakamam ki yani. Onu öyle bırakamam. Hazard, Neymar yani hiç fark etmez. Öndeki hiçbir adamını öyle bırakamayız. Güzel, Di Maria'nın sağı. 4 zayıf ayak zaten. Çok iyi. Rakipte savunma falan pek yok zaten. Penaltı. Hadi Verratti. Güzel. Soldan devam. Güzel. Di Maria sağ ayağıyla atmaya devam. Evet, tertemiz yedik. Abi! Ama! Başlayacağım. Adam bir baskıyı açtı. Komple FIFA'yı keşke kaldırsalar ya. Vallahi piyasadan kaldırsalar abi. Bu FIFA falan olmasa ne güzel olur ya. Atalım bunu Alessandrini. Öyle bir şey imkansız ya. İmkansız, imkansız. Yok. Oradaki animasyonu gördünüz mü? İşte bir de bu animasyona FIFA 22'de 4000 tane daha ekliyorlarmış. Şimdi bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bir de bunu iyi bir şey gibi yansıtıyorlar ya. Bak. Niye animasyona girdi orada? Adam yedekten gelen oyuncusuna bak. Ya bir şey demiyorum artık ya. Vallahi. Yetişecek değil mi? Ya tövbe, şimdi vallahi az kaldı ya. Gerçekten az kaldı ama ya. Şuraya bak, adam 45 derecelik açılarla dönüyor. Ok tuşuyla oynuyor ya. Sıfır şaka. Bildiğin ok tuşuyla oynuyor bu adam. Bak.
Durduramıyorsun ki, durduramıyorsun. Salak Varan öyle bir animasyona giriyor ki dönmüyor ayı. Gole bak, yalan gol ha. Vallahi yalan gol. Defanstan geçiyor, kaleciden geçiyor. Yalan gol. Bakalım 6. maça geçiyoruz. Güzel bir İspanya kadrosu diyeceğim ama ilerisi güzel, arkası çok iyi değil, aynı benim gibi. Abi ama yani bu olmaz ki ya. Dümdüz koşarak adamlar gol atıyor bize abi. Tutun şunu ya. Şuraya bak, sarhoş, bizimkiler sarhoş. İçkili ya. Bildiğin içkililer. Ya bir de sus yapıyor gol attıktan sonra. Ulan yürüyerek gol atıyorsun. Hiçbir şey yaptığın yok. Bir de sus yapıyorsun ya. Altı böyle at, şu golleri böyle at, böyle. Öyle düz koşarak atılmaz gol. Şu iki. Ben sana o PlayStation'ı kapattıracağım, merak etme. Yap birici. Aynen, aynen. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar alışmışsınız kolaylığa. Bir iç yapayım, önümde kalsın, gol atayım. Oh tabi. Kebap. Ve 22'de de bunları yapacaksınız. Yani sizin için bir oyun yaparlar yine. Bak vuramayacak. Ben dedim biliyorum, biliyorum. Bu Allah'ın belası oyunu, ben biliyorum. Yazık, yazık. Daglish. Sonunda. Ay, 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 ay. Hala sus yapıyor. Ona nasıl ayak koydum be? Ona nasıl ayak koydum be? Lanet olsun. Adam benden kurtulmak için biri çapıyor. At. Allah'ım biz nasıl maçlar oynuyoruz? Biz nasıl bir oyun oynuyoruz? Buraya bak ya. Ağır slow motion. Bildiğin slow motion oynuyoruz şu anda. Ah. Abi lan niye pas verdi? Ben pasa basmadım. Ne oğlum, ne olacaktı ki, başka ne olacaktı? Hayır, nasıl bitebilirdi bu maç başka türlü? Salak oyun. Ne denir ki yani, buna ne denir? Ne denir? Ver tabii, mağlubiyeti de ver, hiç sıkıntı değil. Sorun değil zaten böyle şeyler. Belliydi zaten yani. Belliydi.
200 MS oynarsan olacağı bu. Ya her maç için diyorum. 64-72 yalan yani, ben diyorum hep. Yalan. Yani sonra da işte insanın oynama isteği kırılıyor abi ya. Ben bu oyunun nesini oynayayım ki? Nesini oynayayım yani? Neyini oynayayım ben bu oyunun? Hala Ağustos olmuş, Temmuz olmuş. Bir ay sonra yeni oyun çıkacak. Bu sefer yeni oyunda aynı şeyler olacak. O yüzden orada çıkıp hikaye anlatacaklarına o 4 kişi server kursunlar. Dönemiyor. De Jong dönemedi. Az önce De Jong dönemedi, evet. Dönmedi. Yani biz eğer iyi bir serverda oynamış olsaydık o pası çoktan dönüp atmıştı. Ama ben işte öyle atacağını düşündüğüm için, hala geri zekalı kafa. Bağlantının ne kadar kötü olduğunu bilmediğim için. Ya bilmediğim için değil. Bir an döner atar sandım De Jong da olsa, ama yok, atamıyor. Veratti bile dönemiyor zaten. Yok abi, ben bundan sonra ben FIFA 22'deki yolumu çizdim. Ben bakarım abi ilk şeyden. Rivals'tır, FUT Champions'tır falan. Zaten herkesin kadrosu şey olacak. Yani kötü olacak. Para yatıranlar hariç. Yeni genel kadrosu kötü. Zaten oyunun en zevkli zamanları ilk şeye kadar, ocağa kadar falan, Toti çıkana kadar. Bakarım abi. Eğer bağlantı hala aynıysa, ve zaten yeni nesil konsollarda bu çok fark edecekmiş işte. 4000 yeni animasyon falan filan, böyle akıcılık. O işte topu hemen alıp dönmesi falan filan. Eski yani PlayStation 4'te oynayanlar çok fazla bir şey beklemesin. Hatta hiçbir şey beklemesin. Bu oyunun aynısı bile olabilir. O yüzden yeni konsollardakiler bayağı şanslı. Böyle bak. Bakacağım internet durumuna falan. Ona göre ben abi hep satılabilir falan alırım. Hiç SBC yapmam. Dimaria yaptım. Ben anlayamıyorum ki Dimaria'yı. Yok yani, bu serverda gerçekten anlaşılmıyor. O yüzden server durumuna göre ilerleyeceğim abi. Oyunun durumuna göre. Hiç boşu boşuna SBC'lere falan da oyuncu vermeyeceğim, para vermeyeceğim. Satılabilir alacağım sürekli. En azından kadroyu değiştiririz sıkıldıkça. Ay 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 ay. Ekleyin abi, ekleyin. 10.000 animasyon ekleyin. Ya yetmiyor sanki. Bizim başımızdakiler yetmiyor. Bir de ekleyin, bunların hepsini ekleyin. Çok güzel animasyonlara girelim. Çok güzel goller yiyelim. Abi nereye bak ya, nereye kaçıyorsun oğlum sen, nasıl bize yapay zeka bu ya? Abi orada bak, Allah aşkına ben fakirleyken izleyin, ne o nereye gidiyor yani? Pas atacağım, ofsayta koşmak nasıl bir mantık acaba? Ya kafayı yiyeceğim ya, vallahi kafayı yiyeceğim ya. Nasıl bir atak pozisyon alması bu? Seni kim kodladı? Ya zaten bu hafta artık yani bir şeyler çıktı çıktı. Çok ciddiyim yani. Onun dışında bir şey çıkmazsa son abi. Daha ben sadece draft oynarım. Başka bir şey oynamam. Söyleyeyim şimdiden. Yani bu hafta şu pikleri falan işte, onu da alabilirsek 15 galibiyet. Bu gidişte biraz zor görünüyor. Ya 2-3 hafta önce elit yaptık. Şimdi 15 galibiyet alamıyoruz. O da bir garip zaten. Yani bir şeyler çıkmazsa gerçekten FIFA benim için biter. Şu piklerden ve ödüllerden. Yok abi, herkesin kadrosu iyiye giderken bizimki kötüye gidiyor. Tamam yani SBC'ye falan oyuncu veriyoruz da. Ya hiçbir şey çıkmaz ya ödüllerden. Bir tane işe yarar bir şey çıkmıyor. Ne piklerden, ne ödül piklerinden, ne görev piklerinden. Hiçbir şey çıkmıyor. Güzel. Ya gol olmaması gerekiyordu. Güzel falan da değil yani.
Abi siz bir şey diyeceğim, bana karşı bir komplo mu bu? Gerçekten bir komplo falan mı planlıyorsunuz ya? Oyunun özeti, oyunun geldiği hal. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Orada rulet yapmıyor. Güzel. Evet, rakibimiz geldi. Güzel, o da İspanya görevini yapıyor. Yapıyor mu? 1, 3 yapıyor, evet. Güzel takım. Abi Dümarya'da bir sorun var ya. Vallahi çok ağır bu. Hiç yani istatistikleri gibi değil. Ama şu anda gerçi bütün oyuncular ağır. Gol. Güzel. Güzel. Evet, rakibimiz geldi. 7. galibiyeti alırsak, yani 7. galibiyeti zaten alacağız her türlü bu bölümde inşallah. Ondan sonra eğer şey yaptığım zaman, yenildiğim zaman bölümü bitireceğim. Ama yenmeye devam edersek gideceğiz. Bu arada güzel bir kadro. Güzel. İyi başladık. Abi ya kontrole bak. Yani şu salak kontrol yüzünden gol yedik ya. Fekir ya. Bunu bir tek Fekir atardı zaten. Bir de Messi falan atar herhalde. Evet, 7. galibiyeti aldık. Bakalım ne gelecek. Yani çok umutlu değiliz tabii ki ama yine de insan bir beklentiye giriyor. En az 88 reytingli 3 oyuncu arasından. Bakalım ne geliyor. Doksan al gitsin ya. Şimdi devam edelim. Yenildiğim anda bırakacağım. Çünkü yenerken bırakmak istemiyorum. Helsinki, Alex Telles, Tavernier, Luke Shaw. Güzel kadro. Mateus, Eusebio, Ben Yedder, Atal. Güzel. Yapma. Penaltı, penaltı. Tamam. Kaç kere önünde kaldı orada. Yani onu alamazsan yapacak bir şey yok. Güzel. Abi ama yani ben ya oradaydım. Ya çok boş bir gol bu ya.
Abi tutmuyorlar ki. Yani normalde rakibine yapışan Mendy adamdan uzak duruyor. Yani tacı bile doğru kullanamıyoruz ya, yok. Hadi hadi devam devam devam. Yani yapacak bir şey yok. 7 galibiyette kapatıyoruz. 7-4 olduk. Bir dahaki bölümde de 12-15'i alıp bu hafta sonu ligini bitiririz. Büyük bir ihtimal dediğim gibi de son hafta sonu ligi olacak. Yani sizlerin kadrolarıyla falan oynarım belki. Öyle daha zevkli oluyor. Yani bu çünkü gerçekten olmuyor artık bu kartlarla. Yani Di Maria falan bile kötü abi, yani Verratti falan. Hissedemiyorsun. Yani gerçi iyi kadroyla oynasan ne olacak ama hissedemiyorsun. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki bölümde devam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.